Selamız kurucularım. Can Ferhat YouTube'un en büyük çift kanalına hepiniz Hoş geldiniz. 39 günde TT Coğrafi Kampımızın bugün geldik 31. gününe. Bu aynı zamanda 10. sınıf Coğrafi Kampımızın da 13. günü. Bugün dünyadaki bitkileri öğreneceğiz. Evet geçer. şöyle ben kalemimi aldım hazırım. Siz de ben tuşuna basıp hazırlandıysanız o zaman ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. Gel şu dersin canını okuyalım. Geldik dünyadaki bitkilere. Bitkiler konusu değerlidir. Özellikle Türkiye'deki bitkileri çok güzel işleyeceğiz. Orada böyle tek tek bitkileri göreceğiz. Ülkendeki, kendi şehrindeki, kendi kapının önündeki bitkiyi inşallah tanıtabilirim sana. İlk önce ama buna geçmeden önce dünyadaki bitkileri genel hatlarını bilmen lazım. Yani ağaç formasyonu ne demek? Çalı formasyonu, ot, çöl formasyonu ne demek? Bunu oturtman lazım kafanda ki aslında iklimleri öğrendiğimizde bunları da kısmen öğrenmiştik seninle. İlk olarak ağaç formasyonundan başlayalım mı seninle? Şöyle bakın ağaç formasyonu en büyük, en geniş ağaçlar, en yani böyle yaygın ağaçları nerede görüyoruz biz? Ekvator kısmında ağaç denildiğinde aklımıza ilk olarak neresi geliyor? Ekvatoral yağmur ormanları geliyor. E o zaman sen burada daha çok bitkiyle haritayı yerleştirmen gerekiyor. Oradaki mantığı tutman gerekiyor. E hocam ben o zaman ekvatoral yağmur ormanlarına nerede rastlayacağım? Şurada ekvator çizgisini çizdim. Ekvator çizgisinin bulunduğu yerde. Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya ve çevresinde rastlayacağım. Şu dipnotu aktarayım sana. Şurada Endonezya'da özellikle Endonezya'da. Diğer yerlerde de bu ormanlar tahrip ediliyor. Ama özellikle Endonezya'da daha fazla tarif ediliyor. Çünkü Endonezya nüfusu çok yüksek. 270 milyon civarındaydı galiba. Ve bunlar bir ada ülkesi bakın. Sınırlı bir alan var. E her tarafta da ekvatoral yağmur ormanlarımız var. Buraları çok ciddi anlamda kesiyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ekvatoral yağmur ormanlarının özellikleri neler? E hocam Ekvator'da yetişiyor. O zaman burası yıl boyunca sıcak. Yıl boyunca yağışlı. O zaman burası yaprak dökecek mi buradaki ağaçlar? Hayır. Senin aklına hemen şurası gelmesi lazım. Şu resmi aklına getirmen lazım Ekvatoral yağmur ormanları dediğinde. Her mevsim mevsim yeşil o zaman burası. Yaprak dökmeyecek buradaki. Yaprak dökmeyecek her mevsim yeşil ve buradaki ağaçlar geniş yapraklı ağaçlar. Bakın geniş yapraktan kastımız ne bizim? Yani şu sıcak yerde yağmurlu yerde ağaçlar geniş yapraklı oluyor. İğne yapraklı dediğimiz şey ne? O da çam ağaçlarını kastediyoruz. Sıcak genelde sıcaklığın düştüğü yerlerde görülürler iğne yapraklı ağaçlar. Genelde dedim ama dikkat et. Evet buradaki ağaçlar yapraklarını dökmez sürekli yeşiller ve gençler şöyle bir durum var burada. Buradaki ağaçlar 40 60 metrelere kadar uzuyor. Neden? Çünkü şöyle. Büyümesini durdurduğu bir dönem yok. Kış mevsimi geldiğinde ağaçlar genelde büyümesini durdurur. Kendini kabuğa sarar. Büyüme dönemi değildir onlar için. Ama buradaki ağaçlar 12 ay boyunca sıcak, 12 ay boyunca yağışlı. Burada kış mevsimi yok. E, kış mevsimi yoksa büyümesini durdurmasına da gerek yok. Boyları o yüzden bu kadar fazla artıyor. Dünyada en fazla canlı çeşitliliğin olduğu bölgede buradır. Neden? Hem yağmur var hem sıcak var. E ne istiyorsun? Her şey var. O zaman canlı çeşitliliğimiz de burada fazla olur oluyor. Ekvatorun 10 kuzey ve 10 güneyinde oluyor. Zaten ekvator çizgisi burada. 10 kuzey, 10 güneyde. Burada bilmen gereken aslında sen iklimde bunları öğrenmiştin. Sadece şu. O iklimde yetişen bitki ekvatoral yağmur ormanlarıymış. Bu yağmur ormanlarında geniş yapraklı olduğunu, yaprak dökmediğini, çok fazla uzadığını, uzamasının nedeninin de sıcaklık ve yağış olduğunu öğrendi. Muson ormanları bakın. Muson ormanları. Ekvator kadar iyi ormanlar bunlar da görüyor musunuz? Musonlu. Kıtanın son tarafındaki ormanlar bunlar. Muson iklimi nerede görülüyordu? Bakın burada. Muson yağmurları, muson ormanları da burada görülüyor. Bunların özellikleri neler? Bunu söyledik. Güneydoğu Asya orası. Kıtanın son tarafında muson ikliminin görüldüğü yerde bunları söyledik. Buranın bir özelliği vardı hatırlıyor musun? Rüzgar buradan geliyordu bu tarafa Himalaya dağlarına tırmanıyordu. Yağmur oluşturuyordu. O dönem yağmur. Ama diğer dönem o kadar fazla yağmur yağmıyor. Biraz daha kurak geçiyordu. E kurak geçtiği için ne olacak? Yazları bol yağışlı kışları biraz kurak geçiyor. E kurak geçerse ne olacak? Pardon burada diye Kışın yapraklarını dökecek buradaki ağaçlar. Ekvator'da yaprak döküyor muydu? Hayır. Ama Muson'da biraz daha kuzeye gidiyoruz. Soğuyor hava. Yağmur da azalıyor. Kışın yapraklarını döküyor. Ve buradaki ağaçlarımız da yine geniş yapraklı ağaçlar. Buraya kadar tamam mıyız? Ekvator'a göre türler o kadar da fazla değil. Ne öğrendik? Muson ormanları kıtanın son tarafındaki ormanlarmış demek. Ve en önemlisi yaprağını döküyor bunlar. E kuzeye doğru gidiyoruz. Yaprağını dökmesi gerekiyor. Bunlar önemliydi Muson ormanları. Bir diğeri orta kuşağın karışık orman bak karışık ormanlar. Karışık ormanları sana neyi çalıştırıyor? Karadeniz'deki ormanları çalıştırması lazım. Karadeniz'deki ormanlar bakın şu iğne yapraklı orman, şu geniş yapraklı orman. Hem iğne yaprak hem geniş yaprak karışık ormanları ifade ediyor bizim. Nerede göreceğim ben bunu? Karadeniz ikliminin görüldüğü yerde. İklimleri bildiğinde her şeyi öğrenmiş oluyorsun bak. Neredeydi hocam Golf sıcak su akıntısı buradan geliyordu. Şurada Alaska sıcak su akıntısı, Brezilya, şurada Madagaskar, şurada Avustralya doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Sıcak sakıntılarının bulunduğu bu bölgelerde Karadeniz iklimi. Yani biz ona öyle diyoruz. Ilıman okyanusal iklim görülüyor. Ilıman okyanusal iklim görülüyor bu yerde de. Daha kutba yaklaştığımız için hem geniş yapraklı ağaçlar hem de iğne yapraklı ağaçlara rastlıyoruz. Yani Karadeniz'deki ormanlara rastlıyoruz aslında. E bunlar yaprak döküyor mu? Tabii ki hocam hava soğudu bakın yapraklarını döküyorlar. Bakın yapraklarını döker. E Karadeniz iklim burası her mevsim yağış alıyor. Geldik iğne yapraklı ağaçlarımıza. Hatırlayın bir kodlama yapmıştık sizinle önceki derslerimizde çok defa yaptık onu. Taylarımızı bağladığımız ağaçlar vardı burada. Çam ağaçları al sana işte bunlar. Taylarımızı biz bunlara bağlıyorduk. Burada aynı zamanda ne yapıyorduk seninle beraber şöyle yeşil alayım yine olmadı. Siyah alalım. Siyahımız alamadık. Siyahımızı. Siyahımızı aldık şimdi. Şurada taylarımızı işte o taylarımızı biz buraya bağlıyorduk. O gariban taylarımızı ben bütün hepsine aynı şeyi çiziyorum. Aynı. Köpek şeyini de ata da aynı şeyi çiziyorum. <laughs> taylarımızı buraya bağlıyorduk. İğne yapraklı ağaçlara bağlıyorduk. Podzol, botpolar giyiniyorduk. Bu in yaprakları ağaçların altında oluşan kül renkli topraklardı. Kül, külden hani ateş akıyordu, külden geliyordu aklımıza. Bu ormanlara tayga ormanları diyoruz. Bu iklim sert karasal iklim. Burada önemli olan buradaki ağaçlar çam ağacı olduğu için bakın Bunlar yapraklarını dökmeyecekler. Soğuk bunlara işleyemez. Soğa karşı dayanıklı ve bunlar en önemlisi bu tayga ormanı deniyor bunlara. Taygalar Taylardan geliyordu aklımıza. Kanada çevresinde de boreal diye de geçiyor bunlar. Boreal, tayga Tayga ile nasıl çağrıştırabiliriz? Bunun kodlamasını size bırakıyorum. Yani Tayga dediğimizde Boreal'da gelmesi lazım aklımıza. Gençler kökler, kökler çok fazla derine inemez. Çünkü toprakta derine gidildiği zaman sıcaklık düşüyor ya. Çünkü toprak soğuyor. Çok fazla öyle derine gidemiyor kökler. Senin burada bilmen gereken ne? Bu kadar şey öğrendik. Burada bilmen gereken ne? Ekvatoral orman dediğinde nerede arayacağım ben bunu? Tayga ormanı dersek kutba yakın yerlerde, tanının tam bittiği yer değil de onun bir altında sert karasal iklimde. Tayga ormanı dediğinde çam Ağaçlar aklına gelmesi yeterli. Senin burada bilmen gereken bunlar. Bunlar neydi? Ağaç formasyonuydu. Şimdi geldik çalı formasyonuna. Karstik Akdeniz Kızılça Maki çalı kış cephe. Çalı formasyonundan kastımız ne bizim? Makiler. Makileri kesince bakın. Akdeniz Kızılçam Maki. Kızılçamları kesince makiler ortaya çıkıyordu. Makileri kesince garibanlar, garikler ortaya çıkıyor. Bunlar bakın maki bir çalıdır. Makiyi kestim garik ortaya çıktı. Garibanlar onlar çalıdır. Pisodo maki. E o da maki gibi. Maki gibi. O da çalı. Bunlar bizim çalı formasyonlarımız. Akdeniz kızılçam maki. Çalı kış cephe. O zaman ben çalı formasyonuna nerede rastlayacağım? Akdeniz'de. Akdeniz iklimini nasıl çiziyorduk? Şurada Afrika'nın kuzeyinden karşı tarafa bir çizgi çiziyorduk buraya. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine geliyorduk buraya. Buradan uç taraflara işaretliyorduk. Buradan da bu tarafı işaretliyorduk. Bunlar da bizim Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Sana sorarsa burada sadece bunu sorar. Yani şu maki hangisine rastlarız? Ya da maki demeyecektir de çalı formasyonuna verilen haritada hangisine rastlayabiliriz? Bunu bilmen lazım senin asıl önemli olarak. Çalı formasyonu dediğimizde hocam Akdeniz, Kızılçam, Maki, Çalı, Kış, Cephe. Akdeniz ikliminde. Akdeniz ikliminin haritası da bu. Bakın Akdeniz'de görülür. Kızılçamların tahribiyle oluşur. Makileri şu an anlatıyor bize. Makiler ne? Bir metreyi bulan bodur çalılardır. Gençler bu makiler, şuradaki makiler görüyor musunuz? Bakın Kızılçam. Kızılçam ağaçlarının olduğu yerde şurada çalılıklar var. Akdeniz'de yaşıyorsanız sağda solda hep bu çalılıkları görüyorsunuz. İşte bunlar maki. Her mevsim yeşildir bunlar. Bunlar öyle sararıp yaprak dökme olayı bunlar da yok. Sert yapıda aynı zamanda yaprakları bunlar. Bunlar makiler. Makileri biz türlerini Türkiye'deki göreceğiz. Makinin ne olduğunu bilsen şu an yeterli. Türkiye'de türleri kısmına da gireceğiz seninle. Makileri kızılçamı kestik maki oluştu. Maki kestik garibanlar garikler oluşuyor. Makiler garikler de makiler gibi bir çalı. Bir de pisodon maki var. Pis maki. Yalancı maki bunlar. Pis maki. Yalancı maki. Ben makiyim diyor. Pisodon Maki. Ben Maki'yim diyor. Ben de diyorum ki ya Maki Akdeniz'de olur. Bana neredeyim diyor biliyor musun? Ben Karadeniz'deyim ve Maki'yim diyor. Cık, sen yalancısın diyorum buna. Sen pis Maki'sin diyorum. Karadeniz'de Maki olmaz diyorum. Sen yalancı Maki'sin diyorum. Ilıman okyanusal iklimin yani Karadeniz'in ikliminin olduğu yerlerde görülüyor pisodomakiler. Bunlar da çalı formasyonu. Bunları garibanı, gari pisodomaki, Maki bir sonra Türkiye bitkilerinde tek tek göreceğiz türleriyle beraber. Şu an sadece çalı formasyonunun nerede olduğunu Akdeniz iklimiyle dağılışıyla paralel gösterdiğini bilmen yeterli. Geldik yerine ot formasyonuna ot bunlar savanlar biz savanları öğrenmiştik hocam savan ikliminden biliyoruz saran iklimi bunlar ekvatoru saran iklim ekvatorun bir üstünde bir altında görülüyor hatırla güneş ışınları bir kuzeye bir güneye dik düşüyordu kuzeye dik düştüğünde kuzeydeki savanlar yeşeriyordu yeşeriyordu çünkü yağmur yağıyordu güneydekiler sararıyordu sonra güneş aşağıya döndüğünde güneydekiler yeşeriyordu kuzeydekiler sararıyordu savan buydu savan Saranı. Ekvatoru saran iklim. Ekvatorun bir üstünde bir altında olan. Savan samanı. Saman gibi bir metreyi bulan, bulan otlar bunlar. Buyur. En güzel resmi burası. Savan iklimi. Saman iklimi. Bir metreyi bulan ot. Çalı değil bunlar. Ağaç değil bunlar. Samanlar. Sarı otlar. Tabii bir dönem sarı bir dönem yeşil bunlar. Bunun mantığını anlattım size. Bakın burada nerelerde Kenya Sudan. Oralarda görüldüğünü gösteriyor. Bak bir dönem yeşil bir dönem sararan otlar. Savan saman. Ot. Dedin mi? Bunu bildin mi? Yeterli. Bozkırlar. Bozkır step. Bozkır step. Bunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin iç kesimlerinde görülen kısa boylu ot topluluklarıydı. Defalarca gördük. iklimde de gördük. Hocam dünya haritasında ben bunları nerede göreceğim? Daha çok böyle çöl çevrelerinde. Kurak iklimlerin geçiş yerlerinde. Çölden geçiş yerlerinde görüyoruz biz bunları. Karaların içinde kurak yerlerde görüyoruz. Bak bunun böyle net bir şekilde size yerini sormaz bunların. Bozkırlar. Bunlar bakın bozkırlar. Genelde küçük başa hayvancılık yapılıyor burada. İlkbaharda yeşeriyordu bu bozkırlar hatırla. İlkbaharda yeşeriyordu. Yazın sararıyordu. İlkbaharda yağmur yağıyordu çünkü karaların içinde. Köklerine derine inmiştir. Niye derine iniyor biliyor musunuz? Kurak ya. Kurak olduğu için aşağıdan su çekmesi için olabildiğine derine iniyor bunlar. Türlerini ben size Türkiye'de göstereceğim bir sonraki videoda. Burada bilmen gereken antropojen bozkırlar. Yani şu. Bozkır normal bozkır. Antropojen bozkır insanlar tarafından tahrip edilen alanlarda oluşan bozkırlar bunlar. Bunu bilmen yeterli. Tamam. Geldik tundura ve çayırlara. Tundura. Kundura hocam kıtanın tam bittiği yerde. Tundura iklimi, kundura iklimi vardı burada. Tundura toprağı vardı burada. E o zaman buranın bitkisi de tundura bitkisi olacak. Bakın burası bataklık şeklindeki topraklarda yosunlar var bak bakın oralarda görüyor musunuz? Yosunlarla dolu orası. Evet yosunlar, likenler var. 9 ay donmuştu toprak. 3 ay hafiften çözünüp bu şekilde bataklığa dönüşüyordu ve burada da yosunlar, otlar, likenler, yosunlar var burada. Tundra bakın gençler. Geçmişte biz iklimini bildiğimiz için şimdi tek tek öğrenmiyoruz. Sen buranın iklimini biliyorsun. Sen buranın toprağında tekrar iklimin tekrar ettin. Şimdi sadece burada tundura bitkisi. Tundura bitkisi bu işte diyor. Bu kadar yani. Toprağı da bataklık toprakta hatırla. E hocam çayırlar nerede? Çayırlar sert karasal iklimde. Çayır çernezyon. Erzurum çevresi diyorduk ya. Sert karasal iklimde dağların tepelerinde özellikle görülüyor. Alpin çayırlar deniliyor bunlara. Çayırlar nasıl? Yaz yağışlarıyla özellikle yaz yağışlarıyla yeşeriyorlar. Şunun altını çiz. Alpin çayırlar. Bakın çayırlarda da büyükbaş hayvancılık yapılıyor daha çok. Evet. Çayırlarımız da öğrendik. Geldik çöl kaktüslere. Kaktüsler kurakçıl otlara, çöl formasyonuna. Çöl formasyonunu nerede göreceğiz hocam? Hocam çöllerin olduğu yerde. Çölleri iklimlerde ayrıntılı bir şekilde baştan sona öğrenmiştik seninle. Sen bu çölleri 50 defa gördün. Arizona kertenkelesi Atakan Namık kalıyordu aklımızda. Sahra, Arabistan, Tar, Taranıçe Maymun. Şurada biraz daha çöl burada biraz daha geniş olabilirdi burada. Büyük Victoria Gibson çölleri, Kızılkum, Karakum, Taklamakan, Gobi çöllerinin olduğu yerlerdi bunlar. Burada ne olacak şimdi? Burada senin bilmen gereken hocam bu işte. Kaktüsler, su tutabilen bitkiler var burada. Kurak dayanıklı bitkiler bunlar. Su depolayabiliyor buradaki kaktüsler hepiniz biliyorsunuz bunu. Şu önemli sizin için kökleri ince ve uzundur. Niye burada kökleri uzun oluyor? Suya ulaşabilmek için uzak yerlere gidebilmesi lazım suyu toplayabilmesi için. Kökleri o yüzden buralarda uzun oluyor. Çöle ne diyorduk biz? Bu bilgiyi tekrar hatırlatayım. Yıllık yağış miktarı 200-250 milimetrenin altında olan yerlerde çöller. Gençler biz buradan önceki bütün konularda bunları işlediğimiz için şu an sadece aslında kaktüs çöl nerededir? Çöl bitkisi nerede yayılış gösterir? Bunu görüyor aslında biz bunları defalarca gördük daha önce. Çöllerde vahalar var değil mi? Orada yeraltı sularından beslenen hatta yukarıya doğru çıkmış suların bulunduğu bölgeler yaşam alanları var burada. Vahalar. Çölleri de öğrendik. Şimdi geldik. Bitkiler. Peki çeşitli yerlerde çeşitli bitkiler görüyoruz. Az önce gördük. Kimi yerde iğne yapraklı var. Kimi yerde geniş yapraklı bitkiler var. Bu bitkilerin dağılışını ne böyle etkiliyor? Bunları yorumlayacağız. Ezberlemiyorsun her zamanki gibi. Yorum yapacağız seninle beraber. İklim. Bitkilerin dağılışında en etkili olan faktör iklim. Burada da iklimden kastımız ne? Özellikle sıcaklık ve altını çiz. Özellikle sıcaklık ve yağış. Bunu size Google üzerinde yine göstereyim. Şimdi şöyle. Ekvatordaki bitkilerimiz nasıldı? Geniş yapraklı ağaçlar değil mi? Bakın. Şurada Kongo havzasını görmüştük sizinle beraber. Görüyor musunuz? Bakın geniş yapraklı ağaçlar dolu burada. Şöyle. Kongo havzası. Burada da bol miktarda ormanlık alanlarımız var. Şimdi bitkiler kuzeye doğru gidildikçe, kutuplara doğru gidildikçe kuşaklar oluşturuyor. Burada geniş yapraklı ağaçlarımız var. Sonra kuzeye doğru gid gidince burada çölümüz vardı sahra çölümüz. Kuzeye doğru gidince şurada karma ormanlarımız vardı. Hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçlarımız vardı. Şu bölgelerde de tayga ormanlarımız vardı. İğne yapraklı ağaçlarımız vardı. Niye böyle kuşaklar oluşturmuş? Geniş yaprak sonra karma ormanlar sonra iğne yapraklı ormanlar. Sıcaklık düştüğü için. Sıcaklık kuzeye gidildikçe düştüğünden dolayı böyle kuşaklar oluşturuyor. Biz buna yatayda dağılış diyoruz. Yatayda dağılış. Şu an yatayda dağılışı gördüm. Ama bir daha yamacı boyunca da böyle kuşaklar oluşturuyor bitkiler. Yine burada sıcaklık etkili. Diğeri su. Sıcaklık böyle etkili. Su nasıl etkili? E bu bölgelere bakın bol miktarda yağmurlu bölgeler değil mi? Sürekli yağmur alan bölgeler. E çok fazla yağmurunuz olduğu zaman aynı zamanda sıcak bölgeler buralar. Yağmurunuz varsa bitkiniz de olur sizin. Yani su bitkinin ortaya çıkmasını yaşamasını sağlıyor. Yani sadece sıcaklık olsa su olması olmuyor. O zaman çöller gibi oluruz. Bakın sıcaklık var ama su yok. O zaman çöl gibi oluyoruz. Bitkimiz yaşayamıyor. Rüzgarlar nasıl etkiliyor? Rüzgarlar çok şiddetli esiyorsa bitkilerin büyümesine engelleyebiliyor, tutunmasını belki engelliyor, belki onları koparıp götürüyor. Ama olumlu yönleri de var rüzgarların, tohumları taşıyor, bitkilerin yayılmasını sağlıyor. Başka ne var sırada? Işık. Işık. Kimi bitkiler gençler ışık ister, ışığı severler. O bitkiler de ışığın olduğu yerlerde yaşar. Mesela buna en güzel örnek şuradaki Amazon havzasındaki bazı bitkiler çok yüksek boyludur. Yükselir, yükselir, 60-70 metrelere ulaşır, ışığı sever, yüksekte ışığa ulaşmaya çalışır. Ama bazı bitkiler de var, ışığı sevmezler. Yine Amazon ormanlarında daha çok orman altında yetişir bunlarda. Işıksız daha gölge olan alanlarda yetişir. Işık isteyen bitkiler farklıdır. Işık istemeyen bitkiler de vardır. Yani ışık bitkiler üzerinde de etkili. Diğeri orman alt sınırı ve orman üst sınırı diye bir kavramımız var bizim. Ormanın alt sınırı yani ormanın başladığı yer. Ormanın başlayabilmesi için bize su gerekir. Su ormanın alt sınırını belirleyen faktördür. Ama bir de ormanın üst sınırı vardır. Ormanın bittiği yer. Dağda çıktı çıktık çıktık bir yere o yerden sonra orman yok. Ya Yağmur olsa da orman olmaz orada. Neden? Çünkü o yerden sonra sıcaklık düşmüştür. Artık ağaçlar yetişemez bitkiler. O sıcaklıkta düşük sıcaklıklarda da yetişemez. O yüzden ormanın alt sınırını yağmur belirler. Yağış belirler. Su belirler. Ama ormanın üst sınırını sıcaklık belirler. Sıcaklık yoksa yağmur olsa bile orman orada olmaz. Buraya kadar tamam mıyız? Başka etkileyen ne var hocam? Yer şekilleri. Notumuza dönelim. Burayı gösteremeyeceğiz artık buradan. Yükselti özellikle burada yer çekillerinde. Bir dağlık yeri düşünün. Az önce size yatayda dağılışı gösterdim. Bir de bunun dikeyde dağılışı var. Bir dağımız var. Dağımızın alt kesimlerinde geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Dağımızın orta kesimlerinde karma ormanlar bulunur. Dağımızın üst kesimlerinde iğne yapraklı ağaçlar bulunur. Niye böyle oldu? Sıcaklığın düşmesinden dolayı. Sıcaklığın düşmesine neden olan şey ne oldu? Dağın yükselmesi. Her yükseltide 200 metrede 1 derece sıcaklık düştüğü için bu da kuşaklar oluşturmasına neden oldu bitkilerin. Bu da bitkilerin dikeydeki dağ alışına örnek. Yataydaki dağış Ekvator'dan kutuplara gitmedi. Bir diğeri bakın. Bakın ne demekti güneşe bakan taraf, güneşe bakmayan taraf. Güneşe bakan taraf ne olacak? E daha fazla güneş, sıcaklık alıyor. Sıcaklık aldığı için bitki yaşamı burada daha fazla olacak. Ağaçlar burada daha fazla büyüyebilecek. Bitkiler için uygun koşullar olacak. Ama güneşe bakmayan tarafta bitkiler daha az yaşayacak. Toprak peki hocam etkiler mi? Evet, toprak da minerallerine ayrılıyor. Bunu öğrenmiştik topraklarda. Bazı bitkiler bazı toprakları daha çok seviyor. Mesela buğday kireçli toprağı daha çok seviyor. O yüzden İç Anadolu kısmında bozkır toprakları da daha iyi yetişebiliyor. Yani bitkiler de kendine göre toprak seçebiliyor. Mesela yumrulu bitkiler, patates gibi bitkiler kumlu toprakları sever. Regosolleri öğrenmiştik seninle. O regosol topraklarda kumlu topraklarda daha güzel büyüyebileceği için yapışmayacak hani öyle düşünün biraz daha. Daha geniş hava alıyor. Kumlu topraklarda daha çok yetişiyor. Daha iyi yetişiyor. Demek ki bitkiler de toprak seçimi yapıyor. Toprak da etkili bunda. Biyolojik faktörler de bitkilerin dağılışını etkiliyor. İnsanlar mesela savaşlar yapıyor ya da yangınlar çıkartıyoruz. Bitkilerin dağılışını mahvediyoruz. Ya da olumlu da yapabiliyoruz bunu. Bitki ekiyoruz. Bitkileri ekerek gelişimlerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda hayvanlarla beraber bu bitkilerin taşınmasını da ön ayak olabiliyoruz. Evet bugün konumuz da bitki. Evet bugün konumuz kısaydı. Dünyadaki bitkileri öğrendik. İklimi bildiğimiz için, toprağı bildiğimiz için artık bitkiyi öğrenmek çok basitti bizim için. Çünkü önceki konularda bunların ayrıntısına kadar öğrendik. Bugün sadece o dağılıştaki bitkiler neredeymiş Hangisi çalı formasyonu? Hangisi ot formasyonu? Buna baktık. Savan, saman, sarı otlar ot formasyonu. Maki, Akdeniz Kızılçam maki çalı kış cephe. Maki çalı formasyonu. Karışık ormanlar nerede olabilir? Ekvatoral yağmur ormanı nerededir? Tayga dediğimde, tayga ormanı dediğimde hocam bunlar sert karasal iklimin olduğu yerdedir dediysen olay tamamdır. Bu dünyadaki bitkiler kısmı kısa, kolay bir konuydu. En kısa videolarımızdan bir tanesi oldu diye tahmin ediyorum. Et evet, gençler seviliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.